Evet. Hedefsiz olmak biraz konsantrasyonu güçleştiriyor. Bugün de onu yaşadık. Aslında iyi de başladık maça. Golü de bulduk ama maalesef yediğimiz goller, haftalardır hep aynı şeyleri tekrar etmenin de anlamı yok artık. Yani oyuncularımıza bu hataları yapa yapa hep, her hafta aynı şeyi söylüyorum. Gelişecekler. Çünkü hedefsiz olmamız en azından bu hataları tolere ettiriyor. Yoksa bu ölümcül hatalar başımıza çok iş açardı hedefte olan bir takım için. Aşağıya da yukarı. O yüzden canları sağ olsun oyuncularımız elinden geleni yaptı. Boluspor'da iyi mücadele etti. Aslında iyi bir maç oldu. Hakem hocamız da ufak tefek ya da hatalar da yapmış olabilir ama o da genç bir hakemimiz. O da hata yapa yapa gelişecek. Yani bu hataları biraz hoş görürsek, özellikle de böyle maçlarda, hedefsiz maçlarda hoş görürsek, hakem hocamız da, oyuncularımız da daha çok gelişir, Türk futbolu da gelişir diye düşünüyoruz. Söylenecek fazla da bir şey yok bu maç için. Hani hazırlık maçı formatında bir maç oldu. Rakibin de bizim de aşağı yukarı hiçbir iddiası olmadığı için güzel bir gollü maç oldu. İzleyenler umarım keyif almıştır. Biz dediğim gibi önümüzdeki 3 maçı yine aynı şekilde oynayacağız. Çünkü flash röportajda da söylemiştim. Bandırmaspor senenin planlarını yapıyor, yapmak zorunda. Onun için de bütün oyuncuları görmek istiyoruz. Yönetim özellikle görmek istiyor. O yüzden oyuncularımızın hepsine şans veriyoruz, görev veriyoruz. Az süre alan, çok süre alan oyuncularımız hepsine süre veriyoruz. Ona göre yönetim de seneye ona göre planlı programını yapsın. Oyuncularımız da planlı programını yapsın. Biz elimizden geleni yapıyoruz. Ha, bu maçları galibiyetle kapatmak daha güzel olur ama olmadı maalesef. Hayırlısı olsun. Boluspor'u tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum.